Senin bacakların ha, evet. efsane evet, diye şimdi böyle. <laughs> e, uzun bacaklı bir kadınım her şeyden önce. O çok avantaj. <laughs> Peki sence neden insanlar böyle sanki hiç seks yapmıyormuş gibi davranıyorlar? E, libidosu yüksek bir kadın mısın? Sanırım. Bunu bence Yağmur'a sormak lazım. Bana değil yani. Siz hiç sormadın mı? Sormuşumdur. Ya şey kocama gibi. gidip de benim libidom <laughs> yüksek mi diye mi soracağım ya? Yani niye sorayım böyle bir soruyu? Bu demek değil ki 7-24 üst üsteyiz alt altayız. Hayır öyle bir şey hmm. değil. Tabii ki bizim bir hayatımız var. Onun bir hayatı var. Koşturuyor. O işe gidiyor. Ben işe gidiyorum. Merhaba, bu hafta konuğumuz Pınar Altun. Merhaba Pınar, nasılsın? İyiyim, sen? İyidir valla, <laughs> nasıl gidiyor? Yoğun. Koşturmacalı ama güzel. Koşturuyorsun bir yandan. Evet. Bir yandan da gündemi sallıyorsun. Sağ ol sayende. <laughs> Valla bir röportaj yaptık. ne yani. Olay oldu ya. Ben senin sorularına cevap verdim aslında. Artık sorularda mı vardı, cevapta <laughs> mı vardı, nerede ne vardı bilmiyorum ama bir şeyler varmış. Ee, oradan mı başlayalım? Oradan başlayalım istiyorsan. Şimdi bir laf ettin. Ee, evde meme bekleyen bir... Bir tarafta meme bekleyen bir bebek, bir tarafta evet. seks bekleyen bir adam var Doğru. dedin ve bir anda böyle herkes o falan diye yani, ne diyor diye konuşmaya başladı. Sence neden bunu bu kadar büyüttü? Ee, aslında herkesin bildiği bir şeydi ama galiba hani böyle söyle bazen insanlar bilir ama dışarıdan söylemez ya. <laughs> biri söyleyince hem bence hoşlarına gitti çünkü gerçek. <laughs> ee, çünkü bana mesela çok fazla şey mesaj atan da oldu ya. Hani duygularıma tercüman olmuşsun. Hı -hı. Hakikaten bu böyle. Birkaç tane arkadaşım küçük bebeği olan. Ya gerçekten geri dönecek mi Hı -hı. diye soranlar da oldu. Herkesin aslında bildiği ve yaşadığı şeyler. Ama biri yüksek sesle söyleyince garip geldi galiba. Peki sence neden insanlar böyle sanki hiç seks yapmıyormuş gibi davranıyorlar? Yapmıyor değil de e, tabu. Gün Hı -hı. geçtikçe de daha tabulaşıyor. Aslında e, çıplaklık da... Seks de aşk da hepsi bir arada. Bana göre bu kadar tabu olmamalı ama oluyor. Niye diye sorarsan onu ben bilemem. Peki sence ne zaman normalleştiririz biz bu mevzuları? Hiç bilmiyorum. Çünkü bir yandan hem tabuyken hem çok en çok da onlar ilgi görüyor, okunuyor, izleniyor. Ee, i̇şte bu şey gibi bir şey. Hani evde hep magazin programı açıktır ama biz belgesel izleriz derler ya. Yani <laughs> yaptığın sokakta bir anket ya. Hani magazin programlarını kimse evet. izlemiyor. Herkes belgesel ve işte e, otobiyografi vesaire Hı -hı. peşinde koşuyor. Ama nedense magazin programları reyting alıyor. Ya da işte sorarsın oh, kitap okuyorum ama herkesin evinde bütün gün televizyon açıktır. Ya da Hı -hı. ellerinde sosyal medya Hı -hı. vardır. E, biz böyleyiz. yapacak insanoğlu böyle. Hı -hı. Ya vallahi şeyi soracağım. Şimdi biraz önce içeride de konuştuk. Pınar sen hiç değişmiyorsun. hep Çok, çok seksisin. Hep <laughs> böyle taş gibisin. Nedir ha? <laughs> Bunun sırrı ederim. ne? Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Hı hı. Çok küçük yaştan beri benim böyle birazcık takıntıları olan ve çok sert bir annem vardı. Ben 17 yaşından beri işte yüzüme, yaşıma göre tabii ki kremler vesaire kullanmaya başlamıştım zaten. Ömrümde makyajlı uyumadım. Mesleğimde 29. sene. Hiç uyumadım makyajla. Hep silip böyle kremlerini falan mı Tabii benim. ki canım. O fenalık gelir. Yani oraya ayrı krem, buraya ayrı krem, oraya bilmem nesi. O kadınlardan mısın? Tabii, tabii Hani boynuna ayrı... Koluna, Tabii. ben lise. karavana gidiyorum ya hafta sonları bu kadar bir kozmetik çantasıyla hepsi de küçük boy bu arada içindeki bu koca bir kozmetik çantasıyla gidiyorum kocam Yok, alıştı bu duruma kabul etti yani evet ya adama fenalık gelmiyor mu diye Bu arada yani, benim kocam hani... dünyanın en sade en düz adamlarından biridir yani mesela hani yıkanması çok önemlidir kurva hmm. gibidir bütün gün sudan çıkmaz ama Hani mesela eline şampuan verebilirsin, sabun verebilirsin, hiçbir şey yoksa duş jeliyle bile kafasını yıka, yıkar hmm. yani. Yeter ki o temizlensin. Temiz olsun. Ama hani neyle yıkan saçı şunu kullanayım falan hiç öyle huyları yoktur. Üstüne şampuan yazıyorsa tamam kızım der mesela. <laughs> hani böyle bir adam, böyle bir kadın. Kadın. E peki şey olmuyor mu? O da böyle başladı mı kremlenmeye falan? <laughs> Olmadı mı? Yok olalım? ben ona öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum ki zaten. hı. <laughs> O, onun hayatı, bu benim hayatım canım Allah Allah. Ama adamı zayıflatmışsın. Ben zayıflatmadım aslında. Senin Ama... attığını söylendi aslında ilk başta. Ben şişmanlatmamıştım. <laughs> He, Pınar, Dolayısıyla ben Pınar zayıflatmadım. <laughs> kıskandığı için kilo aldırıyor, yediriyor dediler. Bak güzel fikirmiş. <laughs> Yapsam mıydım acaba? Birincisi ömrümde kimseyi böyle kıskanmadım. Hı -hı. Şey olarak çok kıskancımdır. Mesela hani e, beraber çalıştığım ya da yakın arkadaşlarım. Mesela birine hani ya, diyelim ki işte biri dedi ki oraya Hakan'ı çok seviyorum. Beni daha çok sev. sev. Ha öyle şeyler. Hani o vardır ama ay adam şimdi başkasına gider mi filan gibi ömrümde böyle kıskançlıklarım olmadı kocamla Hı -hı. ilgili. Dolayısıyla bu iş zaten çürümüş oluyor. Ee, bana göre kilolu olmak sağlık açısından endişe verici bir şey. Hı -hı. Yani nasıl göründüğün senin tercihindir. Kendini aynada öyle görmekten mutsuz olmuyor olabilir ama belli bir yaşalığından sonra Fazla kilonun sağlık tehlikesi var. Hmm. Ee, bir de yıllar geçtikçe vermek daha zorlaşıyor. Dolayısıyla isterim ki hep daha iyi görünsün. Kendini daha iyi hissetsin. Ee, ama kilo almak kendi seçimiydi. Çünkü bir dönem spordan vazgeçti ve dikkat etmedi. Hmm. Dolayısıyla eskiden çok spor yapıyormuş. Benden önce daha da çok spor yapıyormuş. Hmm. Sonra bir spor hayatına ara verince ister istemez kilo geliyor yani. Bundan evet. daha normal bir şey yok. Şimdi beni böyle haftada 7 gün antrenman yaparken görünce hadi Gaza ya gel geldi. beraber yapalım, hadi gel beraber yapalımlarla tekrar onu spor hayatına geri döndürdüm. Dolayısıyla e, verdi. eve bir spor salonu mu kurdun sen? Evet. E, pandemide dışarı çıkamayınca hı. ben böyle çok sokağa çık koş falan o, o tiplerden değilim. Hı hı. Bu konuda biraz daha e, şımarık mı dersin ne dersin bilemiyorum ama daha enteresan bir kadınım. Evet. Yazın teknedeyim mesela herkes diyor ki yüzsene. Aa, ben hmm. atlar çıkarım ama böyle spor anlamında bilmem ne kadar yüzmem. Böyle hmm. uylarım yok. O yüzden de hani bir bisikletim vardı misafir odasına koymuştum. Fakat gün geçtikçe dur ağırlık da mı alsak dur onu da mı yapsak. Yağmur'un bisiklet derken misafir odasında adım atılmaz ya hmm. yapacak yer kalmadı. Bir tane de arka balkonumuz vardı hiç kullanmadığımız. Orayı kapatıp spor salonuna çevirdik. Olsun, Şimdi evet. bayağı tam teçhizatlı bize her anlamda servis veren bir kendi salonumuz olduğu da evimizin içinde. Peki mesela ben bu sabah baktım sen hani programa gelmeden önce de daha sabah ben mesela yeni kalkıyordum. Tabii, tabii her Ben her sabah koşu bandındaydım. Hı -hı. Ee, hani bunun insana Bisiklet o koşu bandı değil. Bisiklette miydin? Peki ne faydası oluyor? Yani hem ruhsal, fiziksel Nasıl faydalarını e, bir kere zihinsel... güne çok dinç başlıyorum. Mesela geceden işte sabah kalktığında ben genelde hani göz yapısı şiş bir kadınım. Hı hı. Yüzümde ödem varsa bir saatler attığımda o ödemin tamamı gidiyor mesela. Hı hı. Güne çok daha dinç başlıyorum. Bir de e, ben yemek yemeyi çok seven bir kadınım. E, daha özgür yemek yiyorum hı hı. çünkü kalori yakıyorum. Hı hı. Doğru diyorsun aslında istediğin gibi Yani benim spor yedim. yapmamın en büyük sebeplerinden biri istediğimi yiyebilmek. Hı hı. Peki Pınar şimdi sen 29 yıldır hayatımızdasın değil mi? Bayağı oldu. 92 Şubat. <laughs> ya 17 yaşında aslında mankenlikle başlıyor, 19 evet. yaşında Türkiye güzel Oluyorsun, ondan sonra oyunculuk. Sonra televizyon başladı, televizyon, önce televizyon sunuculu. sunuculuğu çok özel sunarak başladım, <laughs> sonra devamı geldi bir sürü televizyon programı hem gece, hem gündüz, kuşak, o, bu derken. Ya 17 yaşından itibaren hayatı şöhretli yaşamak nasıl bir şeydir? Başka türlüsünü bilmiyorum ki, <laughs> yani öbür türlü olsaydı ne olurdu sunu bilmiyorum. <laughs> O yüzden çok bu şeyi yapamıyorum, ee, karşılaştırmayı yapamıyorum. Hep soruyorlar. Ben başka türlüsünü bilmiyorum. Ben 17 yaşından itibaren yüzü bilinen, 19 yaşından itibaren bayağı parmakla gösterilen. Ki benim zamanımda Türkiye Güzel Yarışması çok kıymetliydi. Çok önemli, evet. yani Ben 4 Nisan gecesi seçildim. 5 Nisan sabah beni sokakta herkes tanıyordu. Hı hı. Dolayısıyla bence çok güzel. Ben şikayetçi değilim. Evet zor tarafları yok mu? Var. Ama Başka türlüsünü bilmiyorum ve ben hmm. böyle yaşamayı biliyorum hmm. ve bununla da yaşıyorum. Peki mesela 17 yaşında modellik 19 Türkiye gibi yani hep güzel bir kadın mıydın? Hep hep böyle beğenilen ve dikkat çeken bir kadın mıydın? Evet, bir kere uzun boyluydum. Uzun hmm. boylu olmak şimdi yeni nesil daha uzun boylu hmm. ama e, hani benim neslime baktığın zaman bu uzun boylu bir kadınım. Dolayısıyla uzun boy zaten yeteri kadar dikkat çekici. Hmm. Hayatım boyunca spor yaptım. Çocukluğumda hem bale yaptım hem spor yaptım. Annem bu konuda çok, annem de babam da çok Hı -hı. destekleyiciydi. Cimnastik yaptım filan falan. Dolayısıyla hep iyi bir fiziğe sahiptim. E, bu fiziksel özelliklerin e, birazcık farklı olunca ve iyi olunca da zaten dikkat çekiyorsun. Hı -hı. Peki bu güzellik başa bela oldu mu? Ben hiçbir zaman öyle düşünmedim ya. Hı -hı. Yani evet düşmanın oluyor mu? Kadınlar. Ne yapalım? Hı -hı. Kadınlar of. daha mı çok oluyor? E Adamlar Hı -hı. düşman olmuyor ya. Adamlar kadınlar hayranlık gibi değil. Yo hayranlık da yani hayran olabilir. Evet. Ya da beğenmiyorsa döner arkasını gider. Adamlar Hı -hı. çok dedikoducu değildir. Birinin arkasından bir şeyler söylemekle uğraşmaz. Erkekler daha düzdür. Hı -hı. Kadınlar daha çetrefilli. Ama sen zaten evlendikten sonra da buralardan çok vuruldun. Yani senin bir evlenmen bir olay oldu yani. Ve hala kime ne ki? <laughs> kime ne ki? Yani Hı -hı. ben evlendim. Hani sen evlenme beğenmiyorsan. Dolayısıyla ben evlenirken kimseye sormadım. Dolayısıyla da yorumlarda beni hiç ilgilendirmiyor. Yani ben de yağmurda kimseye sormadık. Biz birbirimizi sevdik, aşık olduk, evlenmeye karar verdik, evlendik. Bir de çocuk dünyaya getirdik. Çok da mutluyuz. Peki niye mesela genç olan erkek olunca bu sorun? Çünkü mesela şeye çok alışkınız. Hani zaten bizim hani şeyimize şey var işte adam zaten 10 yaş büyük olacak. Kadın da zaten genç olsun. ama bunun tam tersi Biz olunca... Biz ataerkil bir milletiz Hı -hı. ve e, ne kadar kadın eşitliği diye çığlık atsak da e, nedense adamlarda üstünlük arıyoruz. Bakma birçok kadın aynı şeyi yapıyor. Ne zaman ki bir kadın biraz gücünü gösteriyor, biraz öne çıkıyor, o zaman galiba hoşlarına gitmiyor. Ama Hı -hı. yapabileceğim bir şey yok yani. Ben buyum, ben böyle doğdum, böyle büyüdüm. Allah kısmet derse de böyle öleceğim. Hı -hı. Dolayısıyla e, Hayatım boyunca başkalarının ne der diye hiç bakmadım. Hı hı. Bu annemin bana öğrettiği bir şeydi. Çünkü 17 yaşında mankenlik yapmaya başladığımda her gece başka bir arabayla gecenin bir saatinde saçı ve makyajı yapılmış bir şekilde eve dönüyordum. Baktığın zaman apartmanda dedikodusu çok olabilecek, çok olabilecek bir konu. Yani. E, bekar bir kadın. Çocuğu kızıyla yaşıyor. Hı hı kız gecenin bir saat, e çünkü o zaman arabam yok, defileler hep bu Yeşilköy tarafında, o zaman Tabii, büyük yani. oteller hep havaalanı tarafında, Atatürk Havalimanı'nın evet. oradaydı. Hep o otellerde oluyor defileler. Eve nasıl döneceğim gecenin o saatinde? Arkadaşlarımdan biri bırakıyor arabası olanlar çünkü hani erkek mankenlerin daha çok arabası Hı -hı. vardı o zaman hani erkeklerin önceliğidir ya araba. E beni eve biri bırakıyor bunda ne var ki? Yani Ben aslında ekmeğimi kazanmış Gecenin bir saatinde yorgun ardın evime evet, dönüyorum öyle. benim açımdan. <laughs> Dışarıdan baktığın zaman da her gün başka bir arabadan inen, süslü, saçı başı bir de manken üstüne üstlük. <laughs> Gece yarısı geliyor okul. <laughs> Halbuki o kız gecenin o saatinde geliyor, yüzündeki makyajı temizliyor. Duşa giriyor, yıkanıyor. Ertesi sabah kalkıp okula gidiyor. Okula gidiyor. Sen hatta sen benim orada okudun. Tabii okuyordum. Ve bütün aslında o modelliğe başlamanın sebebi de Babayı para kazanmakta babamdan sonra, sonra okula devam evet. etmek için para kazanmaya ihtiyacım Hı -hı. vardı. Dolayısıyla kolay değildi. Evet Hı -hı. şanslıydım. Ee, böyle bir avantajım olduğu için ve neşeyle tesadüfen karşılaşmış olduğum için şanslıydım. Evet mankenlik yapmaya başladım. Hı -hı. Ama işte ben sabahın köründe kalkıp gecenin o saatinde işten gelip sabah kalkıp yine o formamı giyip okuluma gidip okuldan çıkıp üniformamla defile provasına giderdim. Hı -hı. Kuliste iki dakika eteğimi çıkarır altıma bir pantolon Hı -hı. giyerdim. Provaya katılırdım. Hı -hı. Herkesin saç makyaj arasında sohbet edip e, eğlendiği saatlerde de oturup test çözerdim Hı -hı. kuliste. Peki bu 10 yaş farktan buraya geldik ya. Hı -hı. Yani bu ilişkiye nasıl yansıyor Pınar? Ya biz hiçbir zaman yaşımızı konu etmedik ki. Hı -hı. Yani başkalarının baktığı gibi bakmıyoruz gibi mesele. Çünkü şöyle düşün. Şimdi biz seninle tanıştık tamam sen benim kim olduğumu biliyorsun ben senin kim olduğunu biliyorum yaklaşık birbirimizin yaşları hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Bunu hiç öyle olmadığını düşün birbirimizi tanımadığımızı düşün. Hı -hı. Bir yerde karşılaştık. İkimiz de bekarız. Aa bir hoşlandık. Hı -hı. Yaş mı sorarız birbirimize? Hayır. E Peki sonra biz böyle hoşlandık güzel oldu ilişki devam. Aa, aşık olduk filan güldür güldür bir ilişki yaşıyoruz. Bir öğrendim ki sen küçüksün. Hı -hı. Ne yapacağız? Yani ne yapacağız right. mesela? Hani o. Sen küçüksün kusura bakma. Olmaz tabii. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi Allah aşkına? Yani bu 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 neyin düşüncesi neyin e, hesabı nasıl söylemem gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Biz bunu hiç konu etmedik hiç. Bir tek e, ben çocukluğumla ilgili, yani küçük çocukluğumla ilgili böyle çizgi filmlerle ilgili bir şey önce Yağmur onları bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> tek, mesela tek konu bu yani. Hani bu bir mesele ki bu arada o Eskişehir'de büyümüş zaten. <laughs> mesela renkli televizyon onlara daha geç gitmiş gibi. Kaç yani, yıl oldu evlilik? E, aslında tam bir hafta sonra, bir hafta bile değil dört gün sonra 13 sene. 13 sene aslında bunu bundan... sen bunu yayınladığında biz 13 senelik evli olacağız. peki bunu sana daha önceden de sormuşum aslında. Bunu şey için de soruyorum. Biraz hani kadın izleyiciler için de. Böyle 13 yıl evlilik geçince gerçekten cinsellik ve e, o ateş ölüyor mu? Ya bence bu insanın içinde olan bir şey. Çünkü hep bizde böyle şey vardır ya işte sanki evleniyorsun ve çocuk sahibi olunca artık iki arkadaş oluyorsun. Odalar bile ayrılıyor bilmem ne öyle bir Ay durum ne bu. münasebet niye o da ayrılsın canım? Hayır. Hı -hı yani bence bu insanın kendinde bitiyor hani böyle bir genelleme evet genelde hani evlilik aşkı öldürüyor hayır inanmıyorum hı hı. Yani benim kocam hala bana sürprizler yapar ben hala ona sürprizler yaparım hala birbirimizi gördüğümüzde gözümüzün içi güler ve bunun tek sebebi Sevgi değil, bence bunun içinde aşk da var, tutku da var. Bu demek değil ki 7-24 üst üsteyiz, alt altayız. Hayır öyle bir şey hmm. değil. Tabii ki bizim bir hayatımız var, onun bir hayatı var. Koşturuyor, o işe gidiyor, ben işe gidiyorum. İşte arkadaşlarımız var. Ama biz çok birbirinden ayrı hayat süren bir çift değiliz. Mesela hmm. ayrı uyumayız. Hele aynı çatı altında. Söz konusu değildir. Hani böyle biri koltukta uyuyakalır falan evet. ya, Aa, ıh. O var mı? Ne o beni bırakır koltukta ne ben. Ama mesela şey vardır hani kavga edince adamı yataktan atmak falan vardır. Hiç öyle biz şeyler yoktur. yapar mısınız? Biz, biz pek yatak terk etmeyiz. Oda da terk etmeyiz. Hı -hı. E, zaten yağmurla çok kolay kavga da edemezsin. Pek Hı -hı. kavga etmez. En fazla susar oturur ve sen delirirsin o senle kavga etsin diye. Dolayısıyla e, hiç öyle ne oda ayırdık ya da daha o kadar büyük kavga etmedik bilmiyorum. Hı, -hı. Her zaman hakiki tak. Paran neye yetiyorsa. Küçük bir altın halkaya yetiyorsa olsun. O halkayı altın Gerçek tak. Aldım. Gidip de işte imitasyon, i̇mitasyon takıya abi. para verme. Bacak dekoltesi severim. Mini etek çok seviyorum zaten. <laughs> Kendimi çok iyi hissediyorum mini etekle. Bacak dekoltesi severim ama böyle hani hem bacak, hem göğüs, hem sırt hepsi bir arada da sevmem. Onu bana göre bir ayarı olmalı. <laughs> ya kocama gidip de benim libidom <laughs> yüksek mi diye mi soracağım ya? Niye sorayım böyle bir soruyu? Tabii ki sormadım. <laughs> Peki şimdi hayatı dönemlere bölsek senin için işte 20'ler, 30'lar ve şimdisi desek nasıl pınarlar vardı? Nasıl pınarlar vardı? Hep mutluydu. Çok şanslıyım. Çocukluğumdan itibaren hep mutlu bir insandım. Ve genelde sevilen bir insandım ama tabii bu hani ben durup dururken de sevmiyorlar herhalde. Ben de karşılığında bir hı hı. şey veriyorum ki bu sevgi ve iyi ilişkiler oluşuyor diye düşünüyorum. Hep güçlü bir Pınar vardı. Hani 20'den itibaren zaten iş kadını olan, çalışan, kazanan, kendi ayakları üstünde duran ve göz önünde olan bir Pınar'dı. Hmm. Mesela bazen hani böyle şey yapıyorlar işte, geriye dönmek ister misin? Hayır istemem. Ben bugünkü halimden de çok memnunum. Ve her geçen seneminde bana hep bir şeyler kattığına inanıyorum. Mutlaka götürdükleri de vardır ama ben artıları, eksileri karşılıklı koyduğumda hep artıların fazla olduğunu görüyorum. Hmm. Bu da hayatı boşa yaşamadığımı gösteriyor zaten bana. Dolayısıyla Bilmem hep ama güçlü, hep çok sağlam basan, hep mutlu ve genelde hayata güzel bakan bir Hı -hı. Pınar var. Aslında bana göre asıl temel bu. Üstüne süsleri vardır mutlaka her yaşta. Pişmanlıklar var mı? Yo. Ben geriye dönüp pek keşke diyen biri değilim. Hı -hı. Çünkü aslında yaşadığım her şeyin benim hayatıma katkısı var. Hı -hı. Negatif ne olursa olsun. Arkadaşlıklarım bitmedi mi? Bitti. İlk evliliğim bitmedi mi? Bitti. Ama bütün o bitişlerin ya da yaşadıklarımın bana kattıkları da var. Hı hı. Yanılgılarımın bana kazandırdıkları var. İleriye dair tecrübe edinmeme sebep oldu. Dolayısıyla ben hiç ay olmasaydı demiyorum. Onun bir sebebi vardı ve oldu. Hı hı demek ki öyle olması lazımmış. Çok isyan eden ve karşı gelen Değilse. biri değilim ben. Hayatı böyle hani akışında yaşayanlardan mısın, Kendin yön vermeye çalışanlardan mısın? Eskiden daha çok yön vermeye çalışıyordum. Ben bir Başak burcuyum ve hı -hı. manyak kontrolcüyüm. Ya yani öyle böyle değil. İnan e, inan bana pandemi mesela beni eğitti. Yani ben pandemiden dolayı kendime eğittim öyle hı -hı. diyeyim. Çünkü o kadar deliydim ki mesela atıyorum cumartesi günü için plan yaptım. Bir yere gidelim, gezelim. Hı hı. Ama işte adını koymadım. Şuraya gideceğiz demedim. Şu saate çıkacağız ya da bunlarla buluşacağız demedim. Sadece cumartesi gezmeyi hayal ettim. <laughs> bir şey oldu. Biz gidemedik o gün. Benim için azaptı o. Bütün Eyvah gün yatağa kapanıp böyle ya deli misin sen? Dakikalar, zamanlar geçiyor işte Başka bir şey yap, bir şey, bir şey. Hani niye insan bir program yapamadı diye delirir mi bu kadar? Ama öyleydim. Şimdi şimdi öyle değilim. Biraz zor bir kadınsın. Ee, ...zor taraflarım var. Hı hı. Çok çok kontrolcü ve kuralcı bir tipim. O yüzden... E, ...çok zor taraflarım olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Peki şey misindir, e, libidosu yüksek bir kadın mısın? Sanırım. Hı hı. Yani sanırım. Bunu bence Yağmur'a sormak lazım. Bana değil yani. <laughs> Hiç sormadın mı? Sormuşsun Ya şey kocama diye. gidip de benim libidom <laughs> yüksek mi diye mi soracağım ya? Yani niye sorayım böyle bir soruyu? Tabii ki sormadım. <laughs> Güzel. Aklıma bile gelmedi yani böyle bir şey sormak. Peki aşk kadını mısın? Evet. Benim hayatımda hiç hesaplar yoktur çok gerçekten Hı -hı. kalbimle hareket ederim Hı -hı. her anlamda iş içinde aynı şey geçerlidir dolayısıyla evet duygularıyla hareket eden biriyim. Aşıkken nasıl biri olursun? Gözüm çok bir şey görmüyor Hı -hı. <laughs> ya dediğim gibi zaten çevre bana ne diyor kısmını hiç umursamadığım için Hı -hı. kalbim nereye götürüyorsa oraya Hı -hı. gidiyorum işte. Peki mesela böyle şimdi aşk deyince aklına ilk gelen sahne ne? Mesela ben senin anlattığın şey sahnesinden çok etkilenmiştim. İşte yağmur geliyor, sette kapıyı kapatıyor, ha. öpüyor her şey başlıyor evet. gibi. Öyle ya, bir sahne var ama mı? Ama tabii o gibi. her şey başlıyor öyle bir şey değil ki. Yani o her şey başlıyor... E, zaten arada böyle ufak tefek kıvılcımlar olması o kapıyı açıp girmek o kadar da kolay değil şimdi bir dakika. Tabii şak diye setin ortasında e, öyle, gelip öpecek. E, öyle değil yani o iş. Hı -hı. Tabii ki onun öncesinde karşılıklı mutlaka kıvılcımlar vardı Hı -hı. ve o ondan cesaret aldı ve ben de o cesarete karşılık verdim. Hı -hı. Yoksa öyle her kapıdan giren öyle bir şey yok. Hı -hı. Yürek ister. <laughs> bir kere bu konuda minnet <laughs> olalım. E, en tatlı tarafı şeydi ben Yağmur'a sürpriz yaptım. İşte yeni flört ediyorduk. Ee, çok bilinmiyoruz. Daha ortalıklarda değiliz çünkü daha hani böyle anlamaya çalışıyoruz. Oluyor, olmuyor. Hı -hı. Yani bu birinci gün daha ha, tamam biz beraberiz diyemiyorsun ki. Hı -hı. Ee, o Çeşme'ye çekime gitti. Ben de sürpriz yaptım yanına gittim ama aslında çok yoğundum İstanbul'da yoğun bir tempom vardı. Bir şey oldu, çekim iptal oldu. Böyle birkaç gün boşum kaldı. Ve çok yakın bir kız arkadaşlarım da Çeşme'deydi. Onlara dedim neredesiniz? İşte böyle böyle. Hatta Yağmur'la onları karşılaştırdım. Çünkü aynı plajda biri çekim yapıyor, biri tatil yapıyordu. İşte bütün gün onları konuşturdum falan filan. Ve ertesi gün sürpriz yapıp Yağmur'a uyuyorum deyip sabah erken uçağa binip çeşmeye gittim ve karşısına çıktım. O, o an çok eğlenceliydi. <laughs> çok şaşırdı beni görünce. O zaman sen de bayağı çarpılmışsın. Tabii canım. Biz zaten bu tek taraflı olmaz ki. O Anladım. beni sevdi, ben onu sevmedim. Öyle bir şey yok ki yani. Karşılıklı birbirimizi çok sevdik ve hala da sevmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Valla mutlulukların devamını dilemek bir şey <laughs> İnşallah. Bize de. Bir yandan da tabii Pınar hep oyunculuk mesleği hayatında oldu. Evet. Ve belki de Türk televizyonlarında en uzun süren dizi olabilir. Çocuklar duymasın. Ee, en uzun sürmekle beraber en çok yayınlanan. Evet. Yani şu anda bir üç kanalda falan evet. birden dönüyor dizi. Aynı anda dönüyor. E, ve sen hani sürekli ekrandasın. Evet. Yani aslında herhalde ekranda olmadığım bir gün yok. Galiba diyebiliriz yok. Yani. Galiba yok yani çocuklar duymasın başlayalı 19 sene oldu. 19 senedir bir fiil seni ekranda e, evet, görüyoruz. 2002 Ocak'ta Tekrar başladı verdim, ve verdim. sürekli tekrarlarla yani arada ben başka projelerde yaptım evet ama çocuklar duymasın hiç aralıksız yayında. Evet. Ya mesela bu kadar çok izlenen bir dizinin baş evet. ve 19 yıl boyunca orada bir karakteri canlandırdın. Evet. Tabii mesela bu senin tercih miydi? yani. Başka dizi tabii ki sunuculuklar yaptığım, başka işler oldu ama Başka dizide de oynadım aslında evet. aralarda. Hı hı. Çocuklar Duymasın'dan ayrıldığım bir dönem var çünkü. Ama sonuçta Çocuklar Duymasın çok başka bir şey. Fenomen diyeceğim ama fenomen bile Çocuklar Duymasın kadar bir e, özel bir klasiye belki çok hafif kalacak. Hı hı. Çocuklar Duymasın çok özel bir proje. Dünyada çok az insanın sahip olabileceği bir şans diye bakıyorum ben. Dolayısıyla da evet 19 sene aynı karakter ki 2 senedir zaten oynamıyorum ama dediğim gibi dizi devam ediyor ve hala bazı izleyiciler bizim yayında olduğumuzu düşünüyor. Yani sete gelebilir miyiz diye soranlar var. Biz 2,5 senedir çekmiyoruz. Tabii tekrar gördükçe onlar devam ediyor zannediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla e, bu kadar özel bir projede yer alabilmiş olmak, e, bu kadar bilinir olmak çünkü aslında hep diyorsun ya nasıl bu kadar biliniyorsun. Bilinmemin en büyük sebeplerinden biri Çocuklar duymasın 7'den 70'e herkesin Herkes izlediği var. ve e, işte mesela şöyle düşün 2002'de başladığı zaman işte 5 yaşında olan bir çocuk bugün 24 yaşında. 24 yaşında. Eğer bu bir kadınsa anne bile olmuş olabilir Tabii belki ve şimdi bebeğiyle izliyor. izliyor. Evet gibi gibi. Kuşaklar arasında dolayısıyla evet kuşaklar evet. arasında çok ciddi bir köprü. Bu kadar özel bir projede yer almış olmak beni hiçbir zaman mutsuz etmedi. Dolayısıyla tek bir karaktere bağlı kalmışım gibi de hissetmedim. Hı hı. Çünkü bence çok kıymetli. Ama peki 19 sene boyunca Meltem'i oynadığın zaman artık Meltem gibi hissettiğin Hiç. hani o şizofreniye kapıldığın Psikolojiye yani. kapıldığım falan oldu mu? Çünkü mesela işte kimi oyuncular biliyorsun Fatih Sultan Mehmet canlandırıyorlar sete kılıçla giriyorlar falan. Bana çok acayip geliyor kusura <laughs> bakma yani öyle bir şey yok ki canım Allah Allah katil oynasaydık da sokağa çıkıp adam mı öldürecektik <laughs> yani saçma şey mi olur? Sonuçta bu bir iş nasıl sen gidip gazete yazılarını yazıyorsun? Mesela sen benimle ilgili röportaj çözümlediğin zaman bir anda kendini Pınar Alto mu zannediyorsun? Tabii öyle zannediyormuşum. Mesela Düşünsene, değil, değil mi? yani mesela. <laughs> Doğru. Dolayısıyla musun? ben bunun bir mesleği, evet birçok meslekten farklı bir meslek kabul ediyorum. Evet bir kılığa bürünüyoruz. Kabul ediyorum. Bana hep diyorlar ki Meltem'le benzer tarafların Bir kere aynı bedeni taşıyoruz. Aynı bedende Hı -hı. yaşıyoruz. Ama o Meltem. Mesela şey dikkat ediyorum. Sete girip de Meltem olduğum zaman sesimin tonu ve konuşmam bile değişiyor. Hı -hı. Pınar başka konuşuyor. Meltem başka konuşuyor. Evet. Ama yani stop bu tarafa dönünce ben gene Pınar'ım. Meltem değilim yani. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Hı -hı. Doğru diyorsun. Yok. Peki bir yandan oyunculukla birlikte tasarım var. Evet. Tasarımlar nasıl ya, gidiyor? Tasarım çok şey bir kelime ağır bir yük ben <laughs> yüzden tasarım demiyorum ama evet yaptığım bir şeyler bir var. Bir kere bir tekstil markası var. Evet. Şimdi ak merkezde de satışta nevresim evet. takımları. Evet. Onun dışında takılar var galiba. Mücevherler. Mücevherler var. mücevherlerin senden dinlesek neler oluyor ve bir gözlük tasarımı var. Şimdi evet gözlükler geliyor. Aslında tekstil, tekne tekstili olarak başladı. Biz 10 senedir denizde yaşıyoruz yazları ve biraz gereksinimler ve devamında da taleple başlamış bir iş. Hı hı. Kendi adımı verdiğim bir marka. içinde bir teknede ihtiyacın olabilecek kumaşla yapılacak her şey var ama devamında Porselenler de geldi mesela bir bütün olsun hani ihtiyacı olan gelsin benden hepsini tamamlasın ve gitsin başka bir yerde arayışı olmasın diye işte kaptan kıyafetine kadar var. Ama tabi şimdi bunu bir alışveriş merkezinin içine taşıdığın zaman çarşafın üzerinde bu teknede kullanılır yaz, yazmıyor. Tabii, Aynı çarşaf evde de kullanılabilir. de kullanılabilir. Dolayısıyla kişiye özel üretim yapıyoruz diye açıklamak daha doğru. Sen ne istiyorsan, ne renk istiyorsan, ne desende ve ne boyda istiyorsan. nakış dikiş de, de, de mi oralarda? Nakış makinen var. Orada kendin mi yapıyorsun nakışı? Evde makinem evet. Birçoğunun nakışını ben kendim yapıyorum. Hı -hı. Ama tabii ki çok büyük siparişte o zaman atölyem Hı -hı. var çalıştığım orada yapılıyor. Ee, mücevherler var. Mücevherlerimin adı annemin adını taşıyor markamın Hı -hı. adı. Çünkü benim annem bana göre dünyanın en güzel mücevherlerini takan bir kadındı ve ben çok küçük yaştan itibaren bana söylediği tek bir şey vardı. Her zaman hakiki tak. Paran neye yetiyorsa Hı -hı. küçük bir altın halkaya yetiyorsa olsun. O halkayı altın Gerçek tak. Gerçek altın. Gidip de işte imitasyon, i̇mitasyon takıya anladım. para verme diye. Hı -hı. O nasıl bir kulağımda kalmışsa benim hakikaten hayatım boyunca param neye yettiyse hep. Ee, öyle yaptım sonra bir gün denk geldi ve bir mücevher hep zaten kendim çizerdim Hı. mücevherlerimi kendim çizer yaptırırdım ee, bir gün böyle bir denk geldi ve sonunda bir markam oldu dolayısıyla da o markanın ismi annemin ismi olmalıydı Hı. Selma oldu ee, şimdi gözlükler geliyor Hı. çok az zaman sonra olacak belki de röportajımız yayınlandığı zaman Hı. biz çıkmış bile oluruz ben güneş gözlüğü takmayı çok seviyorum. Renk renk gözlüklere bayılıyorum. Hı -hı. Çünkü zaten çok böyle şetrifilli giyinen biri değilim ama renklerle oynamayı severim. Dolayısıyla gözlüklerimi beğeneceğinizi Hı -hı. düşünüyorum. Güzel harika valla bekliyoruz. Evet. Dekolte sever misin? Severim. Hı -hı. E, aşırıya kaçmadı. Daha doğrusu yerine göre giyinmeyi severim Hı -hı. demek daha doğru. Yani mesela sahnedeysem. Ve güzel bir iş sunuyorsam, hoş bir gece elbisesi. O elbisenin de yakıştığı kadar dekolteyi severim. Ama sokakta pazara giderken de tabii ki karnıma kadar açık gömlekle Hı -hı. gitmem yani. Hı -hı. Hani dekolteyi evet severim ama bu şuursuzluk anlamında değildir. Ne dekolte? Taşılması gereken göğüs, yani. Sırt mı, bacak mı? Değişir. Her elbisenin bana göre kendine yakışanı ya da giydiğin yerine göre. Ee, ama senin bacakların. Ha, evet. e, efsane diye e, şimdi böyle. Teşekkür <laughs> ederim. Uzun bacaklı bir kadınım her şeyden önce. O çok avantaj. Evet bacak dekoltesi severim. Yine etek giymeyi çok seviyorum zaten. Kendimi çok iyi hissediyorum yine etekle. Dolayısıyla evet bacak dekoltesi severim. ama böyle hani hem bacak hem göz hem sırt hepsi bir arada da sevmem. Bunu bana göre bir ayarı olmalıdır. Peki mesela yağmur kıskanır mı giymeyeceksin? kınar falan Hiç hani. ömründe demedi. <laughs> hiç. Tam tersi bakar bakar karım çok güzelsin der devam eder. Hiç güzel. Öyle, bana göre o kıskançlıklar çok saçma zaten. <laughs> Neye göre kıskanıyorsun? Niye kıskanıyorsun? Hani ne oldu? Bunu giymeyince bir şey, ne değişti? Zaten bence de hani aldatmak dediğin şey beyinde de olan bir şey. İlla onu... Hayır yok Ama minnetek giydik diye mi olacak evet, zaten? Evet. Yok canım. Doğru düzgün. <laughs> Çocuklar duymasın. Efsane. Yağmur. Kocam. Kızım. Hayatım. Nasıl bir annesin? Sert. sert ama anne iyi bir misin? anne. Evet evet oldukça sert bir anneyim ama iyi bir anne olduğumu düşünüyorum. Kızımla güzel bir iletişimim var. Eee... O benim hayatımın merkezi. Hayat hakikaten onun etrafında dönüyor her anlamda. Kalbim onun için atıyor. Yaptığım her şey onun için. Dolayısıyla ya iyi bir anneyim bence ama dediğim gibi sert bir anneyim. Çok Hı -hı. kuralcı bir anneyim. E, çok da eğlenceliyim ama aynı zamanda. Hı -hı. Asla tahammül edemediğim şey nokta nokta nokta. Sahtekarlık. Bir erkekle önce nokta nokta noktaya bakarım. Gözlerinin içine. Bir ünlüyle yemek yeme şansım olsa nokta nokta nokta'yı seçerdim. Şan çok isterdim. Aynen. Hayatım boyunca e, hayran olduğum çok hakikaten e, başka bir yerde tuttuğum biriyi çok çok arzu ederdim. Hı hı. Peki hayatımda yaşadığım en büyük dram nokta nokta nokta'ydı. Yani ben öyle çok dram diye bakmıyorum ama tabii çok erken yaşta anne babasız kalmak kolay değildi. Hı hı. Ama hani böyle dram diye bakmıyorum. Böyle olması lazımmış böyle oldu. Babanın kaç yaşındayken? 17. 17. Anne? 24. Yakın aralıklarla. Yakın 7 sene araları. Sen tek çocuk muydun? Ee, bir kardeşim var ama aynı anneden değiliz. Babamız bir annemiz ayrı. Dolayısıyla 16 yaş var aramızda. Hı -hı. İletişimimiz mükemmel. Annesi benim hayatımın çok kıymetlisidir. Hı -hı. Yani hiçbir zaman üvey annem olmadı o benim. Hı -hı. O benim hayatımın bir parçası. Dolayısıyla dediğim gibi evet anne babam hayatta olmadı ama ben hiç yalnız kalmadım. ailem de çok sardı sarmaladı. beni. çok küçücük de bir aileyiz zaten. Hı -hı. Ama e, tabii ki hani onlar azıcık daha yanımda kalsınlar isterdim. Onların bu günleri görmesini ister miydin? Onlar değil mi? görüyorlar ben inanıyorum gördüklerini. Hep o, o elleri benim omzumda ben biliyorum. Çok güzel. Bunlar çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Ben ol. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay <laughs> <laughs> bay.